Çocuk bu devirde çocuk mu yapılır? Yapılmaz. <laughs> ya. Yapılmaz deyip kapatalım mı bölümü acaba? <gülüyor> 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 böyle girelim istiyorsan. Güzel bölüm olur. Kısa bir bölüm yaptık diye. Sadıkçım. Onurcuğum özledin mi beni çok çok <laughs> bir süredir bir şey yapamıyorduk bir araya da gelemedik evet biraz özledim seni ya. Evet ben benim de çok bir merak ettiğim şeyler var. Biliyorsunuz biz arkadaşlığımız kamera önünde gelişiyor. Evet ya. evet. Bir düşün, ne düşündüğünü merak ettiğim bir konu var. Bir açar mısın? Ben sana daha önceden fısıldadım biliyorsun program evet, önce hop evet. şeyde Aa süpersin. Şimdi bir soruyla başlayacağım sana. Eskrim yapmayı biliyor musun? Eskrim yapmayı bilmiyorum ama eskrim çok izledim küçükken. Çok izledim küçükken? Evet. Aa sen asilzade falan mısın? Aha, hayır pazar günü TRT Spor vardı. <gülüyor> pazar <gülüyor> stüdyosu. Abi eskrim yapmayı hmm. bilenler biliyorsun birazcık daha soylu asilzadeler. Hmm, evet. Ve şöyle bir şey var şimdi. Eğer eskrim yapmayı bilmiyorsan bu soysuzluğunu diyeceğim o da olmayacak yani. <laughs> söyle, söyle. Bu soysuzluğunu bu... Pis proletaryalığını, makus tarihini kırabilirsin. Çocuğuna eskrim öğrettirebilirsin. Ama bunun için de yapman gereken şey... Yıllığı ilkokul için konuşuyorum. Yıllığı 600 bin TL olan ilkokullar var. Onlara gönderiyorsun çocuğuna eskrim, evet. eskrim de öğretiyor. Eskrim de öğretiyor. De öğretiyor. Çünkü Ali atabakı öğretecek. Çünkü çocuk da okuma yazma bilmiyor. Abi bir şey soracağım. Yalnız o okullarda atanamayan öğretmenler yok mu zaten? Evet bir... bir... <laughs> <laughs> Atanamayan öğretmenlere hiç para vermemek kaydıyla ya da böyle kar, karın mu? tokluğuna çalıştırıp e, eskrim öğretiyorlar eskrim öğretiyorlar eskrim de es evet eskrim de öğretiyorlar yani çünkü sadece eskrim değil böyle dandikten bir satranç falan da gösteriyorlardı 600 bin TL moruk ya Ali Ata bakın bedeli 600 bin TL senelik 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 600 bin liralık tekel bayi masrafı yap. Çocuk, çocuk 18'inde geçti işin başına otursun. Değil mi? Bir tecrübe de hayat tecrübesi de kazanır. <laughs> ya daha çok şey öğrenecek kesin bir kere de. <laughs> Abi çok acayip değil mi ya? Ondan sonra birazcık daha seninle bunu da konuşunca öncesinde dedim ki yani böyle bir Çocuk yapmanın maliyeti ne kadar yani. işte maliyet yok gibi görünüyor başta. Başta yok gibi geliyor yani <laughs> çocuk kısmetiyle gelmiyor abi öyle bir dünya yok herhalde ya. Ya kısmetiyle gelse ne olacak bir kere boş geliyor dünyaya. Değil mi? Tabular asa tabular asa evet. Boş bir defter beta sürümü insan. Evet çocuk... ilkel. <laughs> i̇lkel yani gelişmemiş. Yani minik bir mağara adamım var evde. Evet. Çok acayip değil mi Ve ya? Senden diye çok seviyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen subjektif bir sevgi. <laughs> evet. Ya ama bak şöyle de bir şey oluyor. Benim şu an yakın çevremde çocuğu olan pek çok arkadaşım var. Hepsinin çocuğu dahi. ...hepsinin çocuğu. Bak istisnası yok. Einstein hepsi yani. Sadık bak ben bu konuda... ...çok ofansif bir insanım. <laughs> Linc Rahat yükleniyor. Mı? Rah rahatsız <laughs> değil mi bu konuda? Koltuklara sıkı sıkıya tutunuyoruz değil mi? <laughs> Alıştık abi linçlere. Olsun olsun. Gelsin gelsin. Bugün metroya bindim. İzmir metrosundaydım. Hı hı. Bir tane dede. ya yani nasıl pırıl pırıl... ...bir adam. Nasıl pırıl pırıl bir adam. Yanında da 3 dört yaşında bir tane torun var. Bomboş bakıyor dünyaya. <laughs> <laughs> de, 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 şeyler yapıyor, sevimlilikler yapıyor. Ya. İnsan, insan yani. Olmuş insan yani. Tabii, çocuk ne yaptı o içerisinde çocuk? Ne yaptı abi? Elindeki gözlüğü aldı yere fırlattı. <laughs> Suratta bir ifadesizlik. <gülüyor> <gülüyor> o kadar umurunda değil. O kadar umurunda değil. Dede çünkü gözlüğü arıyor yerlerde. İstediğin şey bu. <laughs> Çocuğu yaparken <laughs> empati koymayı unutmuşlar çocuğun için. <laughs> Övdüğün deha bu yani. tamam. <laughs> Anlatmayacak bu dede çocuğun torununa gezdim falan filan. Evet. Mesela bunu propaganda yapacak bu çocuğun yani. Evet doğru. Çok acı. çok acı. Bırak Allah aşkına. <laughs> ya çocuklar 15 yaşında olsun hiç olmazsa yani. Ya çok güzel olurdu da anneye birazcık zor olabilir o. Onu, da bunu şöyle de söyleyeyim yani bu, bugünkü konumuz bu devirde çocuk mu yapılır sorusunu cevaplamaya evet. çalışacağız. Bu devirde da. çocuk mu yapılır? Ama tamam ben erkek perspektifinden bakacağım bugün yani. Abi ben de doğal olarak. Kusura ya... bakmasın kimse yani duyar kasamayacağım bugün. Ya ben ben de pek kasamayacağım. Ya çok sahte oluyor zaten ya böyle Belli yalanlar. Çünkü <laughs> çocuğu olmayan birinin dışarıdan baktığın zaman süper mantıksız bir şey yani. Ne o? Çocuk, çocuk, sah çocuk sahibi olmak istemek. Abi evet bir de böyle çocuklar hakkında diyorlar ya şey diye bir de böyle. Hani olunca anlarsın falan. Evet evet hep öyle diyorlar. Anladım beğenmedim geri iade edebiliyor muyuz? Evet artık geri dönüşü olmayan bir yoldasın. Yani, yani. belki senin düşüncelerin gibi değil başka düşünüyorum. Tiksindim mesela çık çıkan şeyden. Abi o yani bu olabilir. <laughs> Teknik bu, olarak bu, bu olabilir. Olabilir. Ne 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 propagandası bu? Artık şey gibi herhalde. Başıma geldi geri dönüşüm de yok. Ha sen... Hani... Ben buna kendimi inandırayım, etrafımdakiler de inanır zaten gibi Pro bir şey mi? Peki propagandası nedir ya? <laughs> evet o şey yalnız kalmamak için yapıyorlar herhalde. Yani arkadaşlarımın da çocuğu olsun ki onlarla beraber bir oynarken oynar bana da biraz zaman kalır gibi bir şey mi acaba? Ya da bu? görüşebilirim istiyor olabilirler. Ha evet. Çünkü ya arkadaşların arkadaşların hani normal arkadaş grubundan koparlar ya. Şimdi, belki de onların içinde yeni bir kategori vardır. Çocuğu olan arkadaşların da çocuğu olmayan arkadaşlarından kopuyor olabilir. Şimdi ben mesela doğursam hı, -hı. Ondan sonra şöyle bir bebeği de gelsem kucağımda bunu ben doğurdum Sadık diye falan sana göstereyim. Işte, Sen bana tiksinmez misin yani? Abi işte belli edemem bunu. Ama İki saat ama görüşmek ya dünyanın en güzel bebeği ağucuk gucuk falan yapacağım yani mecburum Ama mecbur sonra benimle görüşmek istemeyeceksin. Yok işin çıkacak yok. Evet biraz öyle. Yani acı ama gerçek olur. O <laughs> 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 <Doğru>, doğurmayacağım. Doğurma. <laughs> Doğru karar bu. Arkadaşıma dedim ki ya bu dedim bez fiyatlarına baktım. O böyle Migros'larda falan şey var ya büyük paket hmm. paket dev paketler böyle. Onların tanesi 3-5 bin liraymış oğlum. Evet. 3-5 bin lira. Ben de lira. işte bu, bu bölüm için girdim o sitelerden birbirine. Bebek bir malzemelerine mi baktın? Evet abi o sitelere girdim. Yani hissettirilen ihtiyaç dediğin şey bebeğin kendisi. <laughs> Onu satmasıyla. Abi o bebek arabası nedir ya? Porsche'un bebek arabası olduğunu biliyor muydun? Evet gördüm. <laughs> Baya Porsche marka bebek arabası var oğlum. Mercedes'in de var. Hadi ba ya. ya Mercedes McLaren Mercedes. Vay <laughs> yani sıradan bir Mercedes de değil <laughs> yani. Mercedes evet yani. Küçüklükten yarışçı yetiştiriyor. Arkadaşıma dedim ki bu çocuklar dedim günde kaç kez dışkılıyor? Vallahi dedi kaç yaşına kadar bebek bezi bağlıyorlar dedim. 3 yaşına kadar falan bağlıyorlarmış. 2,5-3 yaşına kadar bebek bezi kullanıyorlarmış. Günde minimum 3-4 kere falan mıçıyorlarmış onlar yani. Abi bir de... Paraya bak. Bir sıçıyorsun bir de ağlıyorsun. E sıçıyorsun ağlıyorsun. Ay için ağlıyorsun. Bir de yani sıçmakta da, da kalmıyor. Bu nasıl Pudralıyorsun yani. falan onu böyle tuzlar gibi. O, da, o pudra da aynı sitede satılıyor. Evet. Onun da işte avokadolusu var ben gördüm. Avokadolu pudra mı var? Evet. Gördüm abi. Oh. Artık kalamıyorum. <laughs> <laughs> Artık neyi satacaklarını pazarlayacaklarını seçiyorum. Al sende o pudra kullanmış olma ihtimali yok. Bende de yok. Bende de yok yani bende öyle bir şey yok. İkimiz de kullanmadık bunu. Şimdi <laughs> şimdi ama yapmak zorundasın. Niye zorundayız? Eostet satıyor. <laughs> Çünkü satıyorlar. <laughs> Çünkü satıyorlar. Çünkü var. Yani başkasının ha arkadaşının mesela bebeğinin poposu avokado kokmuyorsa, şey kokuyorsa ve senin bebeğinin poposu avokadolu kokmuyorsa sen kendini eksik mi hissediyorsun mesela bir ebeveyn olarak? E olabilir tabii ya da ya bence daha avokadolu pudra kutusunu gördüğün ve alamadığın an bence ha, rekabet o zaman. başlıyor. Evet doğru yani... ya da arkadaşın evinde görüyorsun aha bizim bebeğin şeyde pudrası da avokadolu hmm. diye. Bir de iş yerine çocuk götürme durumu var. Ya onunla karşılaşmadım ben hiç. Karşılaştım kendim de gittim babamın iş yerine. Ama ben babamın iş yerine gittiğim zaman küçükken var. Küçükkenden da işte böyle 7-8 yaşlarında. Ama işte hatırlayabileceğim bir yaşta. Ha, hatırlayabileceğim bir yaşta. Soğuk öğret vardı ben ona gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa vardı kivi. soğuk öğret vardı <laughs> tamam mı? Ona gidiyordum kivi yoktu ben çocuk. <laughs> kivi Türkiye'ye giremeyen o, bir... bir... Oralet de ne iğrenç bir şeydir be. Abi yani ben oralete alıştım mesela tamam mı? <laughs> babamın iş yerine. Şimdi ya mesela oralet içen çocuk görsen mesela değil mi? Ne der dersin ya? Aman içmesin falan filan. Evet tabii canım. Tabii abi çok duyarlıyız. E ne oldu? Ben içtim. Çok içtim. <laughs> i̇şte şöyle bir şey var. <laughs> Yeni nesil çocuklar bir sürü kullanmayacakları şey öğrenerek büyüyorlar. Tamam mı? Mesela işte eskrim gibi. Abi o çocuğun hayatta hiçbir işine yaramayacak bir şey eskrim ya. Ya bana da şey demişlerdi mesela üniversite hazırlandığım dönemde. Hani o da çocukluk sayılabilir bence. O da <laughs> a ailenin şeyindesin hala. <laughs> e tabii kontrolündesin. A ailenin mecburiyetleri içindesin hala. <laughs> Ya King oynamayan üniversite kazanamaz dediler. <laughs> ben oturdum kahvede bir sene King oynadım ya. Yok yalan o. Yalan. Ben bilmiyorum abi. Ya işte biri öyle kazdılar sonra bütün üniversite hayatım King oynadı. ben tavla oynamayı Amerikalı bir adamdan öğrendim biliyor musun? <laughs> O yüzden tavlada herkes beni yenebilir. <gülüyor> <gülüyor> e, e, yeni, yeni bir tür bir e, faşizmle daha kaynar. Amerikalılar ne <laughs> anlar tavlada? Evet abi ben Miami'li bir adamdan öğrendim. Brandon Reeves'den öğrendim Oğlum, çok tavla oynamayı. Çok iyiymiş şey ya. Ben tavlayı Miami'li bir adamdan öğrendim. Valla bunun böyle arkama dipte onu Ya O yüzden <laughs> hala böyle sayarak falan oynuyorum. Ve herkes beni yenebilir yani tavlada. <laughs> evet. Abi en sinir bozucu şey. seviyor. Ya. En sinir bozucu <laughs> şey. Bravo. Tebrik <laughs> ederim. Çok iyi. Böyle atıyorum zarı. Ulan bu kapı alıyor muydu falan filan diye sormam <laughs> lazım yoksa yok yani. Ya şöyle bir durum var. Şimdi çocukların hepsi deha. Şu bebeklerin. Evet. Ben hala o kısımdayım onu aşamıyorum. Yani arkadaşlarıma kibarlık olsun diye bütün hepsinin çocuklarını çok seviyor. Ay çok okullu bu çok zeki falan diyorum ama. Yani çocuk işte abi. ekstra bir Boş sayfa. Ya boş sayfa yani hani ekstra bir deha olduğunu gösterecek bir emare bir işaret zaten göremezsin yani. Ve de ki deha. E, velev ki deha sana ne yazıyor ki buradan şimdi hepsinin çocuğu deha olunca e, bu kadar dışarıdaki piyasadaki geri malı kim doğurup yetiştirdi onu merak ediyorum çünkü aptal insan kaynıyor çevremiz yani Peki gerçek deha arkadaşın oldu mu hiç çocukluktan falan hiç böyle süper IQ bir arkadaşın oldu mu Bende oldu yani şu anda aynı dehalıkta hayatını sürdürüyor ve zor yani dehalık bir şey yani yani çok az arkadaşı vardı yani e tabi abi yani, bu bir, şey değil ki. Sosyal becerileri yani zor bir hayatları var onların. Yani, yani. biz arkadaşlık ediyorduk. Hı hı. Arkadaşlık ediyorduk. Deha iyi bir şey değil yani. Evet. Yani insanlık için iyi ama kendisi için hiç iyi olan bir e şey değil yani çocuğun. Ya bir de mesela, ben çocuğum deha olsa üzülürüm yani. Şeyde bir ara övünme vardı hatırlıyor musun? O çok yaygındı. Çevremde çok görüyordum ben. Bizim çocuk da hiperaktif. Oğlum bu bir hastalık ya. Yani bu övünülecek bir şey değil ki. Ayrıca senin çocuğun hiperaktif olduğunu nereden biliyorsun? E, Çok... Depresyondayım diye kendine de övünürsen çocuğun hiperaktif diye e, övünürsün. Doğru bravo. Bravo. Abi yani çocuğun e, hiperaktif... Yani hiperaktivite teşhisinin de ana baba koyuyor. Ondan sonra her senin çocuğun hiperaktif değil. Çocuğun çıkıp sokakta biraz oynaması lazım. Yaramaz yani. Ya, yani evet yaramaz koşacak oynayacak yani. Her çocuk gibi. Her çocuk gibi. Sen evin içine kapatıyorsun hmm. çocuğu. Çünkü dışarıda da hayat bırakmadın. Evet dışarıda bir hayat yok. Koşup oynayabileceği bir yer yok. Dünya güvenli bir yer değil her şeyden önce. Ondan sonra diyorsun ki bizim çocuk hiperaktif. Değil kardeşim. Senin çocuğunun biraz koşturmaya ihtiyacı var yani. Hepsi Peki bu. bir insan çocukta yapabilir kariyerde yapabilir mi? Bence yapamaz. Yapabilir mi? Ben, yani çok bol keseden sallıyorum ama bana yapamaz gibi geliyor yani ya. Yani yapan yeni birine şahit olduk biliyorsun. İşte yapamadı abi. İşte Boğaziçi'nden mezun olmuş. Amerika'ya gitmiş orada. Kesin ekonomi de biliyordur o. Acayip ekonomi biliyor falan böyle bir hanımefendi. <laughs> Ondan sonra Harvard'lar Harvard'da sonra Amerika'daki finans piyasalarının falan içinden geçmiş böyle yani. Ondan sonra işte doğduğu büyüdüğü topraklara geri dönüp çok üst düzey bir finans kurumunun başına geçiriyorlar. Çocuk bakacağım diye işi bırakıyor yani. <laughs> 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 Affını istiyor pardon. <laughs> <laughs> Affını Bizde zaten öyle bir istifa kurumu yoktur. Bizde af istenir. Bunu bu bir eksiklik değil. Yani çocuk şey gibi olmalı herhalde ya. Çocuk başlı başına bir kariyer planı mı olmalı acaba? Bence çocuk planlanmaz abi. Plan bence planlanmalı ya. Ya yani şöyle bir şey oldu. yani kağıt üstünde o film olmuyorsa prodüksiyona girişmemek lazım. Yani o, yine Onur Yazıcı oluyor anılar döneceğiz ama şimdi. Dur <laughs> dur bas. Bu değil pardon özür dilerim. Heh. Onurlu anılar. <laughs> Bir, a, şey, Ahır kapı romanlarına gittim böyle Oranın böyle şeyini yapacaktım Böyle e, haberini yapacaktım ayrıntılı Oradaki hı hı. müzisyenlerle falan konuşacağım hı hı. Hayatım ilk defa roman mahallesine gireceğim Gazeteci olarak Ondan sonra bir daha çıkamadım roman mahallesinden <laughs> ama yani Çok eğlenceli yerler yani, harika insanlar falan Ahır kapı biraz daha böyle şehirleşmiş bir yer ama Yani tam şey değil yani ne derler i̇ç, iç, Dışarıya temas çok fazla yani hı hı. Modernleşmiş modern hayata Ayak uymuş romanlar var hı hı. ama Endüstri yani nasıl diyeyim sana bir sokağa giriyorsun. O sokağın girişinde elektrik faturası var mesela. Bütün evlerin elektriği tek faturalar. <laughs> tamam. Doğal olarak. Tamam ama bir avluya giriyorsun. avlu içinde beş tane ev var mesela. Hı hı. İşte o beş evin bir, bir tanesi mesela şey. Romanların kıyafetleri var. Akşam işe işe gidecek olan da kıyafet alıp gidiyor ha, yani. Ha böyle tamam. bir komün hayatı var biraz. Baya bir komün hayatı var. Çocuklar da o komün hayatı hı hı. içerisinde büyüyor. Tamam ondan sonra işte bir tane bayağı iyi bir müzisyen bir şey vardı. Baba vardı orada. Hı hı. Ondan sonra onlar bir röportaj yapıyorum. Kısa ayaküstü konuşuyoruz falan. Dedim ne yapıyorsun? Sen şimdi çocuğu okutuyor musun dedim. Mahalleye bakarak söylüyorum dedim. Hı hı. Ondan sonra burada, burada dedim, bir insan okumasına gerek olduğunu sanmıyorum burada dedim. Çünkü yani herkes müzisyen yani. E tabii. Ve Doğal öttürü, okul. öttürüyorlar evet. yani. Ve bunu zevkle yapıyorlar. Hani akşam para kazanacağız diye gündüz de yapıyor yani. O da bu kadar falan hiç susmuyor. Öyle bir yer. Hı. Ondan sonra. Yani bak dedi benim oğlan dedi matematikte çok iyi çıktı dedi. <laughs> <laughs> Sürekli 5 alıyor dedi. Ne tamam. Ama de çok iyiydi de darbuka çalıyor dedi şimdi dedi. Ha. Ben çocuğa de, dedim matematik kitabı koyuyorum, darbuka koyuyorum. Darbuka alıyor şimdi. Ben ne i̇şte. yapacağım dedi. Bu çocuğa darbuka çalma. Matematik öğren mi diyeceğim ben bu çocuğa. Öyle diyorum zaten dedi. Çünkü de öyle de diyorlar bana dedi. <gülüyor> <gülüyor> Haklı abi adam bu zor e, bir karar yani. Proje çocuk işte matematik kitabını tercih ediyor orada. Evet. Ama doğru doğru haklısın. Ama ama, ama ekosistemi ona diyor ki sen darbuka çalacaksın. Ama bak seninki çok niş bir örnek. Çok sıradan yani çünkü oranın çünkü, çünkü romanların aile anlayışıyla evet modern dünyanın aile anlayışıyla çoğu çok farklı. yerde farklılaşıyor. Çünkü bak kendinde söylüyorsun diyorsun ki çocuklar da aslında topluluğun ebeveynin çocuğu değil orada. O community'nin çocuğu. Aynen. O, oradaki yetişme şartları bambaşka'dır herhalde ki bence de müzik yapsınlar zaten. Yani onların ben genetik bir becerileri evet. olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani. Sadece şey değil. Aha. ...o ortamda büyüdükleri için çok iyi müzisyen olmuyorlar ama herkesin, gibi geliyor bana. Ama işte herkesin bence bir genetik bir becerisi var. Yani farkında olduğun ya da olmadığın. Vallahi çok mal insanlar tanıyorum yani. Ya tamam canım ben hani... <laughs> yani en büyük <laughs> genetik becerileri nefes alıp vermek olan insanlar tanıyorum ben. Ya Vedat Bey şöyle bir şey anlatmıştı Vedat Bey'le. İşte ben Galatasaray Lisesi'nden mezun oldum <laughs> dedi. Onurlu anılar. <laughs> ve, ve, Vedat Bey'le Vedat Bey'le röportaj yapıyordum. İşte şey Galatasaray Lisesi'nde herkesin bir yeteneği vardı dedi. Yatılı, hı hı. yatılı okuyoruz. Bir bende yoktu. yok dedi. Akademisyen olayım bari dedim dedi. <laughs> Ondan sonra da işte okumaya Fransa'ya gittim. Orada da dedi. O da nasıl bir hayattır be? Ben de yetenek yokmuş. Bari okumaya Fransa'ya gideyim. Ama okumaya Fransa'ya biliyorsunuz Sorbon'a gittin. Lan. Öyle bir şey ödemiyorsun yani. Bayağı kolay. Yani işte gidebilmek mesele. Gidebilmek mesele yani. İşte Haftada şey ayda bir kere de şeye gidiyordum. Bir tane restoran vardı güzel şarapları vardı dedi. Hı hı. Bir tane karton şey açtırıyordum. Şarap aç açtı. karton ucuz şaraplardan açtırıyordum. O sırada dedi buna bir şarap kokusu geldi dedi. Gittiğim yerde dedi. Garsonu çağırdım bu neyin kokusu dedim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ne aldınız son andı. Getirdiği şarabın kokusunu almış dışarıdan. Oo. Orada fark ettim de Benim yeteneğim buymuş. Koku alabiliyormuşum dedi. Sen, hmm. Tamam abi çok o kadar gizli saklı şeyler olabilir. Evet doğru, içinde. doğru Ama senin bulunduğun işte atmosfer, ortam şu bu tamam mı? Buna izin vermiyor olabilir. Ama bizim ama bizde işte başarılı çocuk dahi. Evet. Başarılı çocuk derslerinde çok iyi. Başarılı çocuk iyi beyaz yaka. Başarılı çocuk steril. Yani başarılı çocuk iyi okullarda derece böylece falan filan. Yine de şöyle bir şeye inanıyorum abi. Çocuk yapmak yine de biraz zar atmak yani. Çünkü sıfır empati, Ru hastasının biri de çıkabilir yani. Tavlada çok iyi değilmişsin ama mesela kaç tane izar var da, tri şey, tavlada? 6 6 iyidir. Yani, yani öyle diyorlar. Yani <laughs> o kadar o kadar ihtimal arasında yani altı <laughs> evet. 6 tane çift gidebiliyor. E doğru. Doğru, o, yani teknik çiftin olarak. çiftin dışındakilerde şimdi. bir şey yaramaz aslında. Yani denk gelmediyse. E tabii doğru doğru. Bir tek çiftleri izar. Sen o kadar seçenek içerisinde çift salatacaksın. Çift salatacaksın. öyle mi? Atacaksın. Çocukta. Yani. O da sana denk gelecek yani. Hani burada yani... nasıl olduğunu da biliyoruz. Tabi ya bilmem şimdi... Genler falan ben olmadığım kesin yani. E tabi abi şimdi ya baktığın zaman mesela benim ya zeka kimden kadından mı erkekten mi geçiyor bilmiyorum ama ben mesela evli olsam bir çocuk yapmaya karar versek benim için her zaman projedir abi. Ben işimi şansa bırakamam çocuk doğdu manyak gibi ne yapacağını ne edeceğini falan hesaplamak isterim yani. Çünkü abi kendi başına bırakırım yarın bir gün benim canımı sıkar o ya <laughs> öyle gibi geliyor bana yani korkutucu bir şey. Çocuk. Abi canını sıklaması gibi bir ihtimal yok ki. Değil mi? Ya ben babamın hala canını sıkıyorum. <laughs> 44 yaşıma geldim yani. Hala adamın canını sıkıyorum yani. Ha kendi baksan gene fena değil yani. Hani baktığın zaman gene... Yine... Vallahi ben de ben uzun... de... Uzun yıllar ben de kendime hep öyle kandırdım. Hatta annemleri falan, annemi, ablamı falan da öyle kandırmaya çalıştım yani. Ya benim içkim yok, kumarım yok, bir şeyim yok ya. Bir ekipman alıyorum ya. o da ses etmeyin ya diye diye. <gülüyor> hayır. <laughs> Prodüksiyon kurdurdu. Yani sonuç olarak iki bir değilsin yani. <laughs> e tabi. Ama yine de yani öyle bir hani hayır... Bir hayırsızlığımız oldu Bir hayırsızlığımız be. mutlaka vardı. Köpek evlat olmadık yani. Ha öyle diyor. Yani tamam hayırsız evlat demeyelim de dahi evlat da değiliz yani. E, Ha, değiliz abi değiliz. Maalesef. Yani işte böyle... Hayır e... bu da dahi olsa ne olur? Bir de, bir de o. Ulan sen mi dahi oluyorsun? Çocuk oluyor. Ya işte kendi yapamadığın her şeyi o çocuğa yaptırtıp onun egosunu tatmin ediyorsun ya. Ben yapardım mesela bunu abi. Ya ben çocuğum benim dahi olsa. Hadi hı hı. tırnak içine söylüyorum dahiden. Gerçekten. Ya dahiden. zaten çocuğun olursa by default direkt dahi oluyor zaten. Ha tamam işte o dahidense. <laughs> o dahidense. <gülüyor> <gülüyor> dahi anlamında gideyiz. <laughs> 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 e, yani la ben değilim ki o. Evet o ama işte abi çocuk yapınca herhalde böyle bir virüs mü bulaşıyor insana bir şey mi oluyor? Yani o şey gibi ya böyle senin sanat eserin gibi yani şey buradan e... çocuğu olan arkadaşlarımı seslenmek istiyorum. Hı hı. Hepsi birbirine benziyor söyleyeyim. <laughs> çocukların hepsi birbirinin aynısı. <laughs> Büyüdükçe de çirkinleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de şeyi merak ediyorum. Hep böyle bir geyik var ya işte çocukların kafasını koklarlar falan. Ay ne güzel kokuyor. Bütün çocuklar güzel mi kokuyor acaba? Benim bildiğim çocuk kokusu o çişle karışık pudra. Öyle bir şey olması o, gerekmiyor mu ya o, teknik olarak? Ben çocuk deyince benim burnuma gelen koku o. O da hiç güzel değil yani. Bilmiyorum abi öyle bir şey de var yani. De ki, hani, öyle bir çok güzel, güzel ko kokuyor be 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 falan. Ko Bilmiyorum ya. Belki be kokuyor. Belki de <laughs> evet o, o da olabilir. Niye olmasın? Bütün gün zıbının içinde böyle çocuk. Eki. Terliyor falan. <laughs> bir de çok çok giydiriyorlar çocukları ya. Böyle kat kat sarıyorlar falan ya. Rula yapıyorlar çocukları Zor be, çocuk işi çok zor bir be olur. Gece gece buk Ya ha, kedi bakmaktan bir farkı yok herhalde çocuk bakmanın bu anlamda. Ya ama sadece sorumluluğu daha fazla. Ha şöyle şimdi bir, bir, yani neyse o, o kadar ofansif olmayın. <laughs> <laughs> ya bu bölümü çok gerini keseceğiz ya. Ha, öyle mi diyorsun? Çok gerini keseceğiz ya abi. Ya şimdi bir de, gelsin. Bir, bir de şimdi mo mo modern er modern erkeğiz ya artık ya mesela. Hı -hı, evet. Öyle miyiz bilmiyorum da. Ya evet. Bir de gocunmadan temizlemen gerekiyor o boku yani. Ha değil mi? Midan bulanamaz. Midan bulanamaz yani. Tamam Abi en son ben kedi boku temizledim. Ya hayır, hayır yap yapamam ben yani şey yapamam tamam mı? Hani bu kadın işte diyemem yani tamam mı? Bu kadar sosyal baskı varken. <laughs> ya en son kedi boku temizledim böyle gözünden yaşlar akıyordu böyle övürmekten insan boku. Ama çocuğun gibi oluyor kedi. <laughs> Vallahi olmadı. Yemin ederim olmadı ya baya gözünden yaş geldi yani. <laughs> çocuğun gibi oluyor kedi. Bilmiyorum yani ya da biz o virüse henüz yakalanmadığımız için. Yani herhalde bize çok şey mi geliyor? <laughs> çok saç, dışarıdan bakınca çok saçma gibi. Bekara karı boşamak kolay derler ya, ya. Ben dışarıda, her şey dışarıda gördüğüm çocukları falan da sevmiyorum ben ya. İşte ben de sevmiyorum. O yüzden hani kendi çocuğumuz olsa biz de aynı. ...buğgacın içine girer miyiz? Yani böyle hani... ...ulan benim çocuğum dahi falan... ...gerçekten dahi olduğunu düşünür müydük acaba? Çocuğun mu? Evet. E düşünmek zorundasın ya. Ya içten içe bilmiyor musun mesela... ...dahi olmadı, Einstein ya, olmadı? Ya. Yani. Evet, evet tabii gece yastığa kafanı koyduğun zaman... Ha o zaman, zaman kendimi musun kendimi yani. ağlayabilirsin mesela. Ya, evet işte ben onu merak ediyorum ya yani. İnsanlar ulan. kendileriyle yüzleşmekten kaçıyorlar Sadık bence. Ya <laughs> bence de öyle bak buna katılıyorum ama... Hani mesela şimdi böyle bol keseden sallıyorum abi. Laf etmesi kolay. Kendi çocuğum olsa ben de bile bile lades der miydim yani? Derdin bence. Öyle mi diyorsun? Agacım kesin derdin diyorsun. Aa ben derdim yani. Kendim artık kendim yap savunmak zorundasın <laughs> ha kendine karşı da mı savunacaksın Abi yani? önce kendine inanacaksın yalana. <laughs> <laughs> Çünkü yalan biliyoruz. <laughs> ya. Sen, sen hani inanmadığın bir şeyi başkasına ikna edebilir misin? Ondan Hı, sonra mesela 5 çocukla aile birlikte tatilde çıktınız bir tane of, tek Abi 5 çocuk dedin var ya şu an o fiyatlar çarpı 5 oldu benim kafamda Hayır. çok ürktüm yani. 5 ayrı ailesin birer çocuğu ha, olan. tamam. tamam. Hiç, olan. Oh. Hiçbir otel size almıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o, 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 o yüzden tekne tuttunuz yani tamam mı? Oo. Abi ben <laughs> Yok ya Ne diyeceksin orada benim çocuğum gerizekalı mı diyeceksin diğer dört aileye Doğru. Yarıştırmak zorundasın orada Evet o yarışı <laughs> o, or... Ve o yarışı hazırlamak o zorundasın Hazırlayacaksın çocuğu yani Orada yani... herkes göt edecek <laughs> Evet evet Yani üstünlüklerine böyle bir kenara not alıp onları ezberlemen lazım ki Çünkü diğeri de bir şey söyleyecek Bizim çocuk da şunu yaptı diyecek Sana hemen çat diye yapıştıracaksın orada Ulan o, o bir şey mi bizim çocuk falan çocuk diye Çocuk geri gelecek Hayır çocuğa öğreteceksin sürpriz cevaplar vermeyi Ha. Sen çocuğa kendini savunabilir bak, hale getireyim. Bak diyorsun. bak ben şimdi böyle senin önüne ortaya açacağım. Sen kafayı koyacaksın çocuğa anlatacaksın yani. He, tamam, tamam gitmeden <laughs> önce hazırlayacaksın çocuğu. İyice motive edeceksin. <laughs> Laf sanki spontane lafı geldiğini oturtmuş gibi çocuk övüneceksin ondan sonra ya yani Abi şey. çok fena ya. ya. Çok zor bir yarış ya. Yani. E, ya gerizekalıysa çocuğum ne yapacağım? Mecbur öğretmen evet. lazım. Mecbur. Evet. Ne olacak? Dö düşün adam göndermiş inek Şaban şeyi. Alaban sınıfında İnek Şaban'ı göndermiş <laughs> mesela. Evlat okut okutacağım diye bitiremiyor. Evet yani. doğru doğru. Müfettiş doğru. geliyor. Nasıl gelip öğretiyor cevapları Mahmut Hoca? Aynen. Sen de o şekilde <gülüyor> <gülüyor> ama İnek Şaban yapacak bir yapacak... şey yok yani. Evet eldeki malzeme o. Malzeme bu. Valla çok zor ya. Çok riskli, çok zor. Bilmiyorum bu devirde ben çocuk yapılmaz diyorum abi. Sen ne diyorsun? Aa, bu devirde çocuk yapılmaz. Zaten çocuk kötü bir şey diyorum yani. Evet o şeye... Ya yani, analar yetişkin doğursunlar illa bir çocuğum olsun diyorsa. Evet olsa. evet bence de abi. Ama ya yapmış ve düzgün yetiştirmek için saçını başını yolan her insanı da tebrik ediyorum bir yandan. Bir şey soracağım. Hı -hı. Mesela gidiyorsun Ikea'ya mobilyaya bakacaksın tamam, tamam mı? Ondan sonra orada bir tane çocuk oyun alanı gördüğün zaman... Hı -hı. Lan mobilyacı lan burası bu çocuklar niye burada bağırıyor falan... Demiyor musun mesela? Ben demiyorum ya. Hadi ya. Benim hiç dikkatimi bile çekmiyor yani. Valla. Mesela öyle. Restoranda gürültü ağladığı zaman bir çocuk. Ha evet onu, o dikkatimi çekiyor abi. Abi senin kamusal alanına. Evet. Vay diye. Bir ses tecavüz abi, ediyor uçak ya. da çok kötü be. Uçak ya. rezalet. Of. Çok kötü oluyor. Toplu ulaşım rezalet. Evet. Bir yer vermen ya, bir de... gerekiyor çocukla anneye. Ya hadi bak buna okay'im yani. Ya çocukla annene tabii yer vereceksin. Hayatı zor da. Şeyle empati kurunca ama, çok zoruma gidiyor ama, ama yani. Ama sen yaptın ben yapmadım. Yani şimdi benim günahım ne diyorsun? Evet. A abi onu yapanın günahı çok daha ağır ya. Çünkü annesin abi düşünsene ya da babasın. Yani uçakta o çocuk o bomba senin kucağında ve şunu biliyorsun. Etrafındaki herkes içinden sana küfür ediyor yani. Ve o yolculuklarınız daha güzeldi o yokken. Evet. Oo çok ağırmış çok ağır. O yolculuklar kucağınızda evet. bomba yokken abi, daha güzeldi abi. Abi yani. şimdi daha iyi anlıyorum gerçekten kendini çocuğunun dahi olduğuna inandırmak zorundasın yoksa Mecbursun. hiç çekilmez yani. Oh, çok acayip. Vay be. Ne Zor. kötü, ne kötü bir insanmışım da hepsi içimden çıktı. Değil mi? <laughs> sen ne pis biriymişsin yani? <laughs> ya ben aslında pis biriyim. <laughs> Vallahi zormuş. ya sen, ama... sen ne diyorsun? Çocuk yapılmazcı mısın? yapılırcı mısın? Ben direkt yapılmazcıyım. Oo yani. yine bir hemfikir programı daha karşılaştım. Yine karşı. bir hemfikir. Maalesef yine ters düşemedik seninle. Hep <laughs> Amacımız bu ters düşelim diyoruz ama hakikaten yapılır gibi değil. Ya şeyden ötürü yapılır gibi değil. Aslında çocuğu biraz böyle ideolojik, politik bir taraftan da şöyle görüyorum. Evet, çocuk yap düzgün bir insansan, belirli bir bilgi seviyesine sahipsen, aydın bir insansan çocuk yap ve yetiştir. Kendin gibi çocuklar yetiştir. Çevreye duyarlı, insanlara duyarlı. Güzel birini yetiştir ki bu dünyaya bir faydası olsun diye düşünüyorum bazen idealist idealist ama. Öbür taraftan da yani. Bu soy mu türesin diyorsun? Ya mı? bu soy mu türesin de dediğim oluyor ya. Çünkü ben hani doğayı insandan daha üstün tutma eğilimindeyim hep. Hani insan olmasa ya yani Thanos gelse %50 değil de %100'ü yok olsun dese dünyanın şey alabileceği şekli şekilde hayal etsene abi. Müthiş bir, yani dünya Umazam gerçekten abi. cennet tasvirinin aynısı olur bir anda. Ya oradaki ya insanı çıkar denklemden çok güzel o, bir yer olması ya. O, o, o dünyaya yani. şey derim yani şiddetin ne hoş. Evet ya hakikaten. O dünyaya derim yani. Evet. İzinli yani... olduğu yer şiddet rezalet yani. Evet, aynen öyle. Yani şimdi o yüzden insan bu yüzden insan sevemiyorum ben. Ya insanı denklemden çıkardığın zaman çok iyi oluyor. Yaşam çok güzel, dünya çok süper bir gezegen falan. Abi bakir bir koy diye gidiyorsun. Abi gerçekten bakir bir koyu hayal etsene. Ay abi düşünsene bakir bir Resifi, koyu. Resifi, denizi, gökyüzünü. Ay, Müthiş yani. Havanın kokusu. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani, Sıra ve, dışı yani. Ve sen çocuk yaptığın için... O dünya o, o hale geliyor. Evet. Biz doğduğumuz için evet. dünya bu halde yani. Evet yani. İğrenç yaratıklarız o yüzden bence pismişiz. Bu dünyanın bu hale <laughs> gelmesinin sebebi olarak daha fazla şey gibi bakteri gibi yayılmasak mı acaba biz, ya? Biz birbirimize efsaneviyiz. Bu işte bütün ihale senle bana mı kaldı? Evet yani? abi. <gülüyor> <gülüyor> biz olmuyoruz yani ya. Biz çocuk yapmadık ama sen ve ben doğduk diye evet. bu böyle oldu. Evet mi? abi. Daha bravo. Alkış. <laughs> Hepsi bizim yüzümüzden olur. Neyse geldik yaşayalım bari. Geldik me mecburan. Yani yaşamaksa bu. <gülüyor> <gülüyor> Hayat boş dünya funny. <gülüyor> funny. ya save ya save Ya o yüzden. <laughs> oh. Ya böyle Onur. Zor bu işler. Yapacak bir şey yok. antropoloji bunların. Evet tabi canım aslında temeli o. Burada hiç kitap alıntısı yapmadık bu hafta ama. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen bu yüzden. Yok genetik de vardı bu hafta ya. Bu genetik var. O... Var mı tanıdığın genetikçi? Alıntı yapalım mı? Benim yok. Benim yok ben hiç ilgilenmiyorum <laughs> konuyla. ben ilgilensem de anlamıyorum Nasıl yani. çocuk yapmayacağım diye. Anlamadığım çok belli değil mi? <laughs> Nasıl yapmayacağım diye ilgilenmedim. <laughs> o zaman haftaya görüşür müyüz? Olur olur görüşürüz. Tamam bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın. <laughs> Eyvallah. <Kendinize. gülüyor>